Öcalan. Sayın Öcalan demek suç olmaktan çıktı. PKK'nın kendine ait bayrağını elinde taşımak, Öcalan'ın posterini taşımak suç olmaktan çıktı. Hatta eyaletler, demokratik özellikler filan filan, bunların hiçbirisi artık suç değil. Sürekli Öcalan adına yalan söylüyorlar. Öcalan başkanlık sistemine karşı, Öcalan AK Parti ile koalisyona karşı, Öcalan şöyle diyor, böyle diyor. Külliyen bunlar da yalan. Öcalan'ın adını kullanarak sürekli toplumu kandırıyorlar. Öcalan bunları muhtemelen yakalasa sopayla kovalar diye düşünüyorum ben. Her şeyi mahvettiniz diye. Hey, Abdullah Öcalan televizyon seyrediyor. Belki biz seyrediyordur. BDP Abdullah Öcalan'ı içeride tutmak için uğraşıyor. Bakın çok açık söylüyorum. Abdullah Öcalan'ı içeride tutmak için uğraşan BDP'nin bizzat kendisidir. MİT'in temas halinde olduğu Öcalan ve Kandil'dekiler BDP'den daha evet, iyi değerlendiriyorlar. Daha tutarlı, daha makul ve bu işi daha bilerek Türkiye'yi, Türkiye'de neyin olup olamayacağını, süreç nasıl yürür, nasıl yürümez, onlar daha iyi. Onlar daha iyi. Dolayısıyla Abdullah Öcalan'ın bir biçimde kendisiyle ilgili bir kaygısı çok mümkün değil diye düşünüyorum. Çünkü bir kere ideolojik olarak gerçekten bir rehber, lider. Ama Öcalan iyi ki bu süreç içerisinde muhatap. Süreci en net gören o.